Merhaba Soma TV Net izleyicileri. Sağlık Olsun adlı programımızın bugünkü konuğu diyetisyen Ecemgül Akkaynak ile birlikteyiz. Bugün popüler gıdalar üzerine, popüler besinler üzerine konuşacağız. Bunlar evet. İçinde goji berry, chia tohumu ve quinoa besinleri olacak. Öncelikle merhaba diyorum. Merhabalar. Bugün mutfaktayız. Mutfakta işleyeceğiz evet, bugün konumuzu. Birkaç şey göstereceğiz. Evet. Baştan goji berry ile başlayalım o zaman. Goji berry bir çeşit meyve aslında. Hı-hı. Antioksidan içeriği yüksek. Bu da kanserler karşı koruyor. İçerindeki C vitamini ve beta karoten yüksek. Bu da kalp hastalıklarına karşı da beta karoten koruyor. Evet. Aynı zamanda zihinsel fonksiyonları geliştiriyor. Ve böbrek ve karaciğer hastalıklarına da iyi geliyor. Ama mucize midir? Hayır. Hiçbir besin olmadığı gibi o da tek başına mucize değil. Tek başına onunla da diyet olmaz. Aynen. Ama günlük meyve öğününüzün yerine tüketebilirsiniz Aynen. bir avuç kadar. Evet. Hem bu kış mevsiminde aldığınız C vitaminiyle hastalıklara karşı da korunma gerçekleşir. Peki chia tohumundan puding yapacağız. Evet, chia'dan puding yapacağız bugün. Bu biraz... Evet, chia tohumu böyle keten tohumu tarzı bir şey, bir tohum. Evet. Bu sütle veya suyla karıştığında lif oranı artıyor. Kendisini 9 katı kadar şişiyor. Böylece tokluk sağlamış oluyor. Ve en önemli özelliği de chia'nın bu kadar popüler olmasının nedeni de içerindeki omega 3'ün çok fazla olması. İşte bizim bildiğimiz keten tohumu tohumlar arasında en yüksek omega 3'e sahip. Bunun yanında balıklardan somonun. Onlardan bile yüksek omega 3'e içeriğine sahip. Bugün burada bunun bir puding yapımını da izleyeceğiz birlikte. Onu da gösterelim. Bir çay bardağı sütümüz. Burada önceden hazırladığımız ve 3 yemek kaşığı kadar chia'mız. Bunu karıştırıyoruz. Evet, karıştırıyoruz iyice. Sonra bu kendi jel kıvamı alıyor zaten. Biraz sonra durdukça da tabaklara koyarken göreceğiz. Günlük 100 gram chia tohumundan tükettiğinizde günlük almanız gereken kalsiyum, magnezyum, fosforun yarısından fazlasını alıyorsunuz gün içindeki. O böyle biraz beklesin. Sadece süt ve süt ve chia tohumunu koyduk. Sonra üzerine koyarken meyvelerle süsleyebiliriz. Kivi olabilir. Meyve fark etmiyor. İstediğiniz meyve. Evet, yok yok, hiç fark etmiyor. Ve bunun biraz karışıp da jel kıvamını aldığını. Bunun yan etkileri var peki? Nasıl yani, sadece omega 3 günlük tüketilebilir ama her şeyin dozunda olduğu gibi bu da dozunda. Ama dediğim gibi yine bundan tükettik işte sadece zayıflamak için doğru değil. Ama sağlıklı içeriğinden dolayı bu da koyalım. O jelleşiyor. Evet, jelleşiyor. Durdukça da daha da kıvam alacak. Bunu biraz bekletelim. Üzerine tarçın da ekleyip aromasını güçlendirebiliriz. Muzu da ekleyeceğiz galiba. Evet, bıçağımız nerede? Şurada. Bunlar normalde öğlen besin olarak da... Öğün olarak tüketilebilir. Hem meyve hem süt hem de protein almış oluyorsunuz chia'dan. Sağlıklı bir şekilde evet. Bunun biraz kıvam alması için beklememiz gerekiyor normalde ama durdukça da zaten çekimin sonuna kadar göstermiş oluruz diye düşünüyorum. O zaman onu bir kenara bırakalım. Tamam. Beklemesinde eğer sakınca yoksa. Tamam, yok yok, hayır. Hem jel kıvamı olmuş olur hem süslemesinde en son gösteririz. Tamam. O zaman kinoadan kısır yapımına geçelim o zaman. Evet. Bu kinoa bir tahıl çeşidi, iyi bir protein kaynağı ve aynı zamanda demir içeriyor. Temel amino asitleri içermesi ve yağ asitlerini içermesiyle diğer tahılların aslında bir tık önünde. Bunun 3 çeşidi var şu an hani bulabileceğimiz. Siyah, koyu kırmızı gibi bir rengi var, bir de bu. Bulgur ve pirincin kullanıldığı her yerde kullanılabilir aslında. İçerindeki fosfor, magnezyum ve demir oranı yüksek. Kansız hastalarda ve veganlarda et tüketemedikleri için demir alımı az olduğu için kinoayı önerebiliriz. İstersen kinoayı haşladığımızı burada gösterelim. Evet. Bunu nasıl pişirme, kinoanın pişirmeyi nasıl yapıyoruz? Şu an bizim var. Hazır. Evet, burada galiba haşlanmış hali bu. Kinoayı 15 dakika suda haşlayabiliriz. Önceden suda bekletebiliriz. Bekletmesek de
iyice yıkayarak haşlayabiliriz böyle. Cukinamızı koyuyoruz. Bunu yıkamanın sebebi kabukların evet. bir acı evet, tadı evet. varmış galiba. Evet, onu alıyormuş. Onu gitmesi için. Hı hı. Bunu ben aslında istediğimiz bütün şeyleri işte normal kısır yaparkenki evet. gibi ekleyebiliriz. Önce taze soğanımız var burada. Burada kuru soğan ve salça var kavrulmuş. O da hazırlanmış kavrulmuş. Evet. Bunu ekliyoruz. O da bir soğanla bir galiba şey. Evet bir soğan ve bir iki yemek kaşığı salça. Salça evet. Bunu iyice karıştırıp üzerine taze soğanları ekleyeceğiz. Maydanoz, dereotu. Dereotu, domates. Hani biz biraz da böyle bir ekşi bir tat versin yeşil elma da hazırladık. Yani aslında bu alternatifleri kişinin isteğine göre de değişebilir. Evet. Ben taze nane, marul, evet. hani herkes isteğine göre. Evet, evet. Yüksek oranda lif içeriyor aynı zamanda kino. Hani kolon kanserine de karşı koruyucu olarak özellik gösterebilir. Şimdi domatesimizi koyacağız. Biraz limon sıkabiliriz. İsteğimize göre. Nar ekşisi falan da eklenebilir. Eklenebilir yani, göre. Diyet süresince nar ekşisi biraz kalorisi yüksek bir besin olduğu için biraz kısıtlanabilir. Elma da hani böyle biraz mayhoş tat versin diye sadece diye. Koyabiliriz. Bunu iyice şimdi karıştırıyoruz evet. galiba. Bildiğiniz kısır zaten. Evet aynı. Aynı lezzet olarak da zaten aynı olacak. Kinoanın içinde A, B, C, D, E ve K vitaminleri de var. Yani aslında bu kadarcık şeyden çok fazla besin çeşidi alıyorsunuz. Evet. Aslında bulgurla yapacağımızı bu evet. kinoadan da yapabiliriz. Evet, salatalara ekleyebilirsiniz. Kalsiyum oranı fazla olduğu için salatalar için de iyi olabilir. Onun dışında mercimek köftesi gibi köftenin içinde de kullanılabilir. Evet. Biraz da limonumuzu sıkalım. C vitaminine, C vitamini katkısı olsun daha da. Bunun yapımı da aslında çok basit ve tüketilmesi gereken besin olduğu için ama yine söylüyorum popüler mi? Yine değil. Diğer besinler gibi popüler olmasının yanı sırasında. Yani ama yenilebilir. Yenilebilir evet. İstersen bunlardan da hazırlayacağız. Bu tamam galiba. Evet. Puding oldu mu? Evet. O da şimdi tekrar göstereceğim. Böyle bir jel kıvamı aldı kamerayı da gösterelim. Şimdi bunu üzerine muzlarımızı, kivimizi koyduğumuz kasemizin içine. Yani hoş bir tatlı gibi. Evet, zaten. Evet. Kesinlikle hani her zaman da yapılabilir. Akşamdan yapılıp dolaba konup sabah da tüketilebilir. Bunu istediğiniz meyvelerle dediğim gibi süsleyebilirsiniz. Hani lezzeti o açıdan size kalmış. Biraz da üstüne tarçın eklerseniz hem tatlı isteğinizi de biraz bastırmış olur. Evet. Şimdi bu beslenin hiçbiri mucize değil ama diyet süresinde tüketebiliriz. Evet. Hiçbir beslenin olmadığı gibi bunlardan da sadece tek başına onu tüketip işte diyet süresinde kilo verme gibi şey beklememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi günlük mesela chia'yı ara öğünlerinizde böyle bir puding hazırlayıp şeklinde. Goji beriye meyve porsiyonlarınızın yerine. Bunu da akşam ekmek yerine tüketebilirsiniz. Kinoamızda. Somatev Net izleyicileri, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya farklı bir konu ile birlikte olmak dileğiyle sağlıkla kalın.